Psikiyatri uzmanı Sayın Doktor Ayhan Akçan ile beraberiz. Sayın Doktor Ayhan Akçan, bazı ekonomik paritelerin değişmesi belli meslek gruplarını nasıl etkiliyor? Yani mesela parayla oynayan insanları nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle, kurdaki oynaklık yani gün içerisindeki çok sık değişkenliği maalesef bazı grupları çok ciddi düzeyde etkiliyor. Yani burada parasız olanı hiç etkilemiyor ama parası olanı çok ciddi etkiliyor. Birinci grup döviz sahibi olanlar. İki tane hasta grubumuz oldu öyle. Yani bize tikle geldi. Yani tik. Yani motor tikle geldi. Mesela şikayetiniz ne diye sorduğumuzda şahıs dedik işte benim şeyim döviz. Bana diyorlar ki dolar şu oldu tikim artıyor. İşte arttı indi. En sonunda kapatıp eve kapanmayı çare olarak buldum. Hakikaten de belli bir şekilde uzaklaştırdık. Bir ilaç tedavisiyle toparladık. Birinci grup bu. İkinci bir grup yüksek derecede bankada dövizi olan veya dövizle işlem yapan sanayiciler var. Hakikaten bu dövizdeki çok ciddi oynaklığa bağlı olarak hakikaten mesela sanayici gruplarında bu dış dışarıdan dışa bağımlı olan ihracat anlamında değil yani ham madde ve parça anlamında dışarıya bağımlı olan mesela motor alıyor dışarıdan motor mesela bir e, motor diyelim 8 avroysa e, bu oynaklıkla beraber hakikaten yıllık cirosu atıyorum 1 1 milyon civarında bir motor satın alıyorsa hakikaten o çok ciddi düzeyde yani orada da neredeyse e, yani e, oynatmaya az kaldı tarzında ifade ediyorlar. Hakikaten inanılmaz derecede anksiyete, panik atak, zaten uyku kaçmış. Uyku ileride derecede öfke eşiği düşmüş, çabuk parlıyor, çabuk sinirleniyor. En sonunda hakikaten çoğu da burada e, iç, iç piyasaya mal vermemeyin veya e, üretimi belli bir sürede sınırlandırmanın da çare olarak algılamış. Mesela bu da değil. Bu sefer de işçi maliyeti var. Normal bir yani devamlı olan sabit bir gider var. Orada da tabii ciddi problemler var. Hakikaten bu tür gruplar var. Yani bu şeyin dövizdeki oynaklığın getirdiği durumla beraber maalesef dövizle imalat yapan, dövize bağımlı olan Grup hakikaten panik atak. Bakın geçirilmiş bir kalp krizi varsa tekrar kalp krizi riski artıyor. Tansiyonu varsa en az 10 veya 15 milimetre civa tansiyonu artıyor. İnanılmaz derecede mesela bu kişilerin uykusu bitmiş, cinselliği bitmiş. Artık gelecekleri gibi planlamaları bitmiş. Özellikle yani ne yapacağı o belirsizlik var ya o belirsizlik ne kadar olacak ne kadar olacak tarzında eğer sabitleyemiyorsa yani karşı grupla anlaşıp sabitleyemiyorsa da dövüzü, hakikaten her gün aynı duygularla beraber hem fiziksel anlamda tansiyon artışı hem de ruhsal olarak panik atak geçiyor. Tabi bu da bir yere kadar. Zaten bu insanlar çoğu belli bir yaş grubunda, ileri yaş grubunda. Yine hakikaten ciddi düzeyde sorumluluğu olan en az 600, 700, bin 2000 işçi çalıştıran bu anlamda. Şimdi bakın askeri ücret açıklanacak. Şimdi onu ona fikslendiler. Yani hakikaten Sanki bu adamlar ringe çıkmış, yumruğun nereden geldiğini dahi göremiyorlar. Yani böyle bir durumdalar. Şaşkın haldeler ve her, her biri knockout olmak üzere. Yani onun için mutlaka bu konuda çözüm üretilmesi lazım. Bakın oynatmaya az kaldı doktorum diye var ya, işte hakikaten iş adamlarımızın pozisyonunda bu. Çok ciddi birikim olmayan, kurumsal kimliği olmayan, aile şirketi olan, yeni kurulan 20 yıllık, 30 yıllık hakikaten çok zor bir durum. Onun için bizi yöneten gruba, ekonomistlere en azından bu konuda bir çözüm üretsinler. Bakın bunlar da eğer ruhsal olarak problem yaşarsa intihar riskleri artıyor. Boşanma riski artıyor. Öfkeyle bağlı bir sürü problemler ortaya çıkabiliyor. Onun için hem döviz sahibi, sahibi olanlar hem ciddi düzeyde dövize olanlar hem dövizle imalat, ihracat, ithalat yapmak zorunda kalanlar çok ciddi risk altında hakikaten panik atak, tansiyon problemi, uykusuzluk ve özellikle de her an bir şey olacakmış gibi his ve ciddi düzeydeki o belirsizlik hakikaten tükenmişlik ve depresyona hatta akıl hastalığına kadar gidip intihar riskine kadar da getirebiliyor. Onun için mutlaka o belirsizliğin ortadan bir an önce kalkması lazım. Dövizden konu açılınca şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde şahit olmuştum. 13-14 yaşlarında bir çocuk da dövizin yükselmesinden şikayetçiydi. Bu nasıl etkiler acaba o çocuğu? Yani tabii bu, bu nesil, yani bu Z kuşağı yeni görüyor bu, bu durumu. Biz eskiden tabii e, birçok kriz gördük. E, böyle bir şey mi? Evet, e, maalesef bir ay içerisinde yüzde 40 yüzde 60 var. Bu tabii yüzde 40 fakirleşme demek ama hayat devam ediyor. Her ne kadar tabii öncesinde bilmediği için. Onun için tabii ciddi bir durum. Yani Zaten heyecan alıyor bu yaş grubu. Yani bu, bu, bu tür dövizle de yani gündeme oturması ve buna bağlı olarak hareket etmesi doğal. Ama tabii dediğimiz gibi burada, burada önemli olan devletin ciddi düzeyde bir kararlılık gösterip bu konuda bir çözüm üretmesi. Teşekkür ederiz Ayhan Bey.